Merhaba arkadaşlar. Bugün sağ mı sol mu challenge 2 oyunuyla karşınızdayız. Bir elimizde erkek kıyafeti, bir elimizde bayan kıyafeti olacak. Oturan kişi de gözleri kapalı bir şekilde sağ ya da sol diyerek seçimini yapacak görmeden. Ve her seçtiği kıyafeti arkada biriktireceğiz ve oyunun sonunda da o kostümü giyinerek burada bir defile yapacağız arkadaşlar. Tabii bu defilenin sonucunda en şık kim olmuş, kime yakışmış, kim daha tatlış ve sempatik olmuş, bunu kim belirleyecek? Jürimiz Prenses Lina! Ve prensesim bizim bugün jürimiz olacak arkadaşlar. Siz bu videoyu çok beğenmişsiniz. 90 bin like almış, 7 milyon da izlenmesi olmuş arkadaşlar. O yüzden ben de bunu çok sevdiğinizi anlayarak ikinci kez serileştirmek istedim. Yenilen ilk başlasın. Taş, kağıt, makas! Taş, kağıt, makas! Evet, Taner'i buraya alıyoruz arkadaşlar. Evet Taner, başlıyoruz. Sağ mı, sol mu? Sağdan başlıyorum ya. Oley ya! Ne oley? Süper bir erkek şeyi aldı Taner. İyi o zaman. Düğüne göre yine bir hitlik var, yalan mı söylüyorsun? Oyunun sonunda göreceksin. Hemen seçtiklerini bu tarafa ayırıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bunu söylüyorum ne olduğunu. Bir tanesi bana büyük geldiği için giyemediğim keten pantolonu. Pantolon. Beden olarak. Biraz zor da olsa sana olacağını düşünüyorum. Bir tanesi de senin şortun. Ev şortun. He, uyarım. Sağ mı sol mu? Yine sağ. Güzel. Aşırı kötü şeyi seçtim Erbaz. Ne diyorsun Lina, fıs fıs fıs? Yani çok güzel oldu diyorum. Mükemmel. Aslında şunu seçse daha hoşuma giderdi ya. Böyle görmek iyiydi. Neyse. O zaman pantolonu seçtin demek ki. Taner, elimde bir tanesi var ki. Ne var ki? Mükemmel güzel, böyle harika bir şey. Kürklü mürklü. Tam sahneye çıkacak gibi. Benim deri uzun bir ceketim var ya. Aha. Bir tanesi o, bir tanesi de senin kürklü bir montun. Hangisi? Heh. Sağ mı sol mu? Sol bu sefer. Oley! Yandık. Kendi montunu seçtin. Tüh! Niye öyle ediyorsun o zaman? Ne şık olacaksın diye. Sana hiç güvenmiyorum ama bakalım. Yine efsane bir şey. Ama bu kadar mükemmel sağ. Sağ. Oh! Daha sağ mı sol mu demeden sağ dedi. Bak ne geldi bak. Bak. Ne o ya? Acaba ne? Neymiş acaba? Ah, tüylü şey. Bir tanesi de losyondu arkadaşlar. Burada. Allah! Yandım. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Tüylü bir şey kesin acayip bir şeydir. Losyon olmadığına göre kötü bir şey demek ki benim için. Yine efsane bir şey geliyor. Hep efsane, hep. Taner, bir tanesi benim, bir tanesi de senin. Benimkini seçersen inanılmaz afilli olursun seçtiklerinle söyleyeyim. Sağ mı, sol mu? Sağ be. Oley be! İşte bu! Renkli renkli. Gözlüklü gözlüklü. Anneciğim, baban var ya gökkuşağı gibi böyle evimizi aydınlatacak. Allah Allah. Mükemmel bir kombin seni bekliyor. Allah Allah, kombinmiş. Hiçbir tüyo vermiyorum. Sağ mı? Sol mu? Sol. Ya ne oluyor? Yemin ederim direkt kurgu gibi seçtin ya. Benim zaten. Ya, yani var ya bu kadarcık oturamazdı yani ya. Yani şansım yok ki benim. Arkadaşlar yok. Yemin ediyorum bir hile yok. Tamamen kendi seçtikleri bu kadar denk gelemez. Bu kadar. Yani. Ama inşallah kırmazsın. Kırmaz mı? Öbüründe kırmıştın. Neyi kırmıştın? Evet. Topuğunu. Abo, topuklu ayakkabı mı? Evet, onu seçtin. Püh, bu kadar olmaz ya, şansıma tüküreyim. Gerçi bir esprisi kalmadı bunun ama. Sağ mı, sol mu? Tangır tungur yapıyor. Sol. Teşekkür ederim. Harikasın. Teşekkür harikasın. Ya. Ya keşke şu uzun pantolonumu seçmeseydin. Efsane gülerdik şurada. Ben senin pantolonunu nasıl giyeceğim ya? Olur. Eğer olmazsa çorap seçtin. Çorabı giyersin. Çorap mı? Çorap mı? Evet. Ne çorabı? İnce çorap. Tövbe giyeyim. Geç o işi. Tanelcim, bir tanesi tam bir bayan. Ama tam, oh. Net yani. Bir tanesi de tam erkek şeyi. O yüzden çok iyi karar ver. Sağ mı canımın içi, sol mu sol, canımın sol, içi? Sol. Bir şey söyleyebilir miyim? Dur bir dakika. Sol kadındı. Yani değildi. Korkutmayalım. Erkek olanı seçti. Neyse, hadi bundan yırttın. Tabii doğru söylüyorsun hanımefendi. Yok, vallahi doğru söylüyorum. Gözünü aç ama arkanı dönme. Bir, tıraş oluyorsun. Tamam, süper. Bu güzel. İkincisi canım, kilotlu çorap. Ben onu giymem. Giyeceksin de biz göreceğiz. Hayır. Göreceğiz, giyileceğiz. Ben nasıl giyerim onu? Ya bir git ya. Tanerciğim. Şu kürklü şey sana ne yakışacak? Nasıl afilli olacaksın ya?
İnşallah ya? Yırtmazsın. İnşallah yırtım. Hani bak yemyeşil harika şık bir gözlüğün oldu canım. Sana da çok yakışacak. Ona da kabul. Ona düşürme. Da kabul. Çorap hariç hepsi kabul. Ve parıl parıl parlayan bir rugan topuklu ayakkabı. Allah'ım yarabbim. Müthiş mini bir elbise. Ne be? Ben onu tövbe giymem. Kabul etmem. Ama maalesef şu iş bozdu. Elbisenin altına bu pantolonu giyeceği için biraz... Pantolon okey, elbise hariç. Ama o güzel ektirdiğin saçların henüz daha çıkmadı ya, dökülme aşamasında ya. Daha çıkacak arkadaşlar. O yüzden sürekli şapka takıyoruz. Bir ay sonrasını bekliyoruz çıkmaya başladıktan sonra şapka çıkacak. O esnada da böyle takma saçlarla idare edersin diye harika bir turuncu peruk seçtin. Bunu sonra giyineceğiz. Önce benimkileri seçmek için seni şöyle alalım. Hadi bakalım sıra bende. Hazırım Taner. Geliyor. Ay lütfen güzel bir şeyler Taner lütfen. Diğer oyunumuzda direkt erkek olmuştum. Ama ne karizma bir erkek olmuştum. Değil mi Taner? Geliyor. Sağ mı sol mu? Sol. Ne oldu? Emin misin? Eminim. Ya geç onu. Ya sol diyorum. Tüh. Kadın mıydı? Vallahi kadındı ya. Neydi ki? Ne getirmiştin? Elbise mi? Kıyafet? Vallahi elbiseydi abiye ya. Ooo! Abiye elbiseyle çıkacağım. Wow! Şansa bak ya. Şans mı ya? Şans. Sağ mı sol mu? Yine sol diyorum. Yine sol diyorsun. Sol diyorum. Yani sağ deseydin daha güzeldi ama. Ya neyse olsun ya, bana her şey yakışır arkadaşlar. Sağ mı sol mu? Sağ diyorum bu sefer. Tüh. Ne oldu ya? Tühleyip duruyor. Dalga mı geçiyor yoksa? Güldüğüne göre kesin kötü güzel geliyor. Şey. Tüh dediğine hadi göre. Hadi bunu Nina gösterecek. Sağ mı sol mu? Annem sen benim sağ kolumsun, benim sağ yanım, sağı seçiyorum. Oh süper, aferin. Kötü müydü? Ya. Yapma ya. Annem. Ne oluyor? Ay çok merak ediyorum neler geliyor. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Dolaplarımı batırdınız değil mi Mahve? Karıştırdınız mı çok? Vallahi ben bilemiyorum. Sol diyorum. Tamam, tamam. Süper. Mükemmel. Aferin. Keşke en baştan Cina seçseymiş ya. Ya arkadaşlar bunlar var ya, böyle dediklerine göre bana kesinlikle çok kötü şeyler geliyor şu an. Hissediyorum. Aferin falan diyorlar ya. İşbirlikçiler yan yana. Tek evet. Kişi yapsın. Sağ mı sol mu? Sol. Yes be. Kızım, yine kötü bir şey kesin. Ne oldu? Neyse. Ne oldu ya? Bir şey yok annem. Ne yapıyorlar bunlar ya? Bir gerildim. Annem seç bakalım. Sağ mı sol mu? Bu sefer de sağ olsun. Yes be. En güzeli çıktı. Kesin en kötülerini seçiyorum. Sürekli yes yes dediklerine. Öyle mi gidiyorum? Kötü bir günümde miyim? Bilmem. Öyle mi sanırım? Biraz tiyo verin ya. Kötü mü gidiyorum? Ve sonuncusu. Sağ mı sol mu? Sol diyeyim hadi ona da. Yes be. Aferin. Dina hepsini tutturdu ben hariç. Hepsini tutturdu derken erkekleri mi seçtim ben? Yani. Yemin et. Birazdan açabilirsin. Açayım mı? Hatta aç. Hadi getir. Al bu şapkanı. Oo güzel, fena değil. Bak şimdi bunu tutturdu. Kolye harika. Kadın kolyesi. Şapka süper. Annem yemenin. Aa yemeni. Yemeni. Güzel. Al annem kravatı. Oo kravat da yakışır bana. Gömlek. Oo kadın gömleği süper. Al annem abiyen. Erkek parfüm ama kötü kokmuyor. Oo abiye. Güzel. Ve erkek ayakkabısı. Ay bak bu ayakkabı bu elbisenin altına şık olur. Çok güzel erkek ayakkabı. Paçaları uzun ya görünmez. Ama yemeni inanılmaz komik duracak. Evet. Abiye üstü yemeni. Aynen. Ben bitti mi bu kadar mı? Bitti. Vallahi beğendim. Vallahi fena değil. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık misali bir kombin geliyor arkadaşlar. Benimki. İlk seni görelim Taner. Önce yok, sen yok beni görmeyelim. İlk seni görelim. Yok önce sen başladın, seni göreceğiz. Hadi tamam, başlıyoruz. Hazırlanıp gelelim. Hadi. Sana çaya geldim şekerim, ne haber? Bir bekler misin göstereyim dur. Ay Taner elbiseme bak. Sana tişört olmuş. Montumu giyemedin mi? Giyilmiyor. Yırtılır değil mi? Şu elbisemi de bir kere giyemedim ya. Kocaman yaptın Taner. Onu on veriyorum. Giyemiyorum, ayaklarım kırıldı. Ayakkabılarıma yazık. Ezildi, ayaklarım ezildi. Elbiseme yazık. Çıkartıyorum ben bunu. Gözlük ve peruk acayip güzel oldu. Şuri kaç veriyorsun bir tane? Vallahi çok eğlenceli oldu. Ben de çok beğendim. 10 veriyorum. Şu peruğun duruşu beni bitirdi. Evet süper. 9 veriyorum Taner. Şimdi de seni göreceğiz Rukiye Hanım.
İşte karşınızda Rukiye Çetinkaya. O ne be, kara kuru bir şey geliyor. Dünyanın en güzel, en şık, harika kombinli kadınını görmeye var mıyız? Varız. Bu nasıl bir kombin oldu ya, bakar mısınız kravat, arkadaşlar? Kravat, gömlek, abiye. Abiyenin içine gömlek çıkmış bana. Üstüne giyemeyeceğime göre içine soktum. Kravat çıkmış, kolye. Yemeni, abiye ve yemeni harika oldu. Bir de erkek ayakkabısı. Yalnız bakar mısınız, şu bile yakışmamış mı bak. Evet, sana bu yakıştı. Bana çok yakıştı. İşte olduğu gibi olmadı. Bak, ben dünyanın en güzel karısıyım. Öyle bir film vardı ya eskiden. Ben dünyanın en güzel karısıyım. Medeniyet dersi alıyordu. Gülünç olmadı ama. Ama aslında yani. Çok gülünç oldu. Kravat, abiye yani içinde gömlek, üstünde yemeni. Ama bende gülünç durmuyor. İşte işin enteresanı o. Evet. Yakışıyor. Anneciğim ne diyorsun? Bu kaç puan anneye ne veriyorsunuz? 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8, 9 ne? Ben senden daha iyi ya oldum. Benimki komik oldu da onun için 10 aldık. Gerçekten. Senin yüksek alman, evet, bu oyunda adil. Hello, gözlük ve peruk efsaneydi. Senden daha güzel kimseye yakışamaz. Yemin ediyorum bak sana. Acayip yakıştı sana. Yakıştı deme de komik oldu de bari. Yani öyle bir role bürünmek istesen ancak bu kadar yakışır. Demek istediğim o. He, anladım. Rol neticede ya. Rol icabı sahneye, tiyatro oyunlarına çıktığımızda erkekler kadını oynuyor, kadınlar erkeği oynamıyor mu? Normal hayat için tabii ki absürt. Öyle yani. Bir şey sergilemiyoruz. Neticede hepsi bir oyun yani. O sahnede olduğunu düşünürsen bence çok güzel olmuştu. O yüzden 10 verdim sana. Hadi bak. 10, 10, 8 20. Verdim. Ama ben şu kazandım. Kuyruğuma bayıldım. Kazanana bir şey yok muydu? Çıldırdı. Ben bayılıyorum şöyle şeylerle oynamaya. Ödül yok muydu bu arada? Yoktu canım. Gel meleğim, kapatalım videomuzu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu ve bizi beğenmişsinizdir. Kimi daha çok beğendiğinizi lütfen yorumlara eklemeyi unutmayın. Ve videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.